Herkese merhaba arkadaşlar. Son bir gündür Bitcoin'de düşüşler var. Panikleyelim mi, paniklemeyelim mi? Piyasada neler oluyor? Shiba'yı, Luffy'yi, Bone'yi de piyasa endeksli konuşalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Ağustos ayı rahatlama ayı demiştik. Biraz da hak verirseniz eğer nefes aldık. Biraz rahatladık arkadaşlar. İstediğimiz gibi yükselişler tabii ki bulamadık. Fakat biraz rahat ettik. Şimdi Eylül ayında konuşmuştuk. Eylül ayında Fed'in politikası nasıl olacak? Şimdi Eylül ayında akşam FED tutanakları var. FED tutanakları da bize daha önce biliyorsunuz artık FED'in bize söylediği şuydu. Artık enflasyonu biraz baskıladık, biraz düştü demesiyle birlikte, rahatladık demesiyle birlikte biraz biz Bitcoin'de vesaire riskli varlıklarda rahatlamıştık arkadaşlar. Şimdi Eylül ayına geliyoruz. Hani bunu hep konuşmuştuk. Powell'un stratejisi Eylül ayında ne olacak? Bunu çok konuşmuştuk. Buna göre de piyasayı değerlendireceğiz. Ama şunu bilelim. Bakın ben artık hani şundan yoruldum arkadaşlar. İşte Fed'iymiş, Çin'iymiş, şuymuş, buymuş. Ben kafamı artık uzun vadeye odakladım. Bu şekilde de rahat ediyorum. Eninde sonunda güzel günleri göreceğime inanıyorum. Bu şekilde de umut ediyorum. O yüzden uzun vadede rahatım. Kafamı da buna endeksledim. Ha şunu da bilelim. Peki piyasada ne oluyor diyen arkadaşlar için de bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Eylül ayına giriyoruz. Fed'in politikası değişecek mi? Büyük ihtimal değişmeyecek. Ama buradaki şey, önemli nokta şu. Daha önceki veri de bize demişti ki ben enflasyonu baskıladım, azalttım gibisinden konuşmuştu, rahatlamıştık. Şimdi yine tutanaklarda bakalım ne çıkacak. Bu bizim için çok önemli. Diyecek işte enflasyon yine artmaya mı başladı vesaire gibi bu konuları değerlendirecek ve önümüze gelecek. Bu kapsamda da ben bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Peki sen ne bekliyorsun abi? Ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Eylül ayında hani Fed'in tutanaklarından çıkacak rahatsız edici şeyler olsa bile, diyelim çıktı da rahatsız edici, işte biz hala enflasyon yine gidiyor, biz yine baskılamak zorundayız falan, sert konuştu diyelim. Eylül ayında biraz gerilebiliriz ama ben bir Luna krizindeki çöküşleri beklemiyorum açıkçası. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Daha sonra ne olur kendi düşüncem yine. Ekim, Aralık filan vesaire, daha sonraki aylarda daha güzel şeyler görürüz diye düşünüyorum. Ha illaki bu olacak değil. FED tutanaklarını önce bir görelim. Ama şunu da bilelim. Önceden aylarca bekledik. Aylarca bekledik. Yaprak kımıldamadı. Artık sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Güzel günlerin. Olası bir Eylül bizi gerse de, yani tünelin sonu güzel olacak diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Shiba'yı soranlar var. Bone'yi soranlar var. Arkadaşlar bunlar da kendi yolunda. Kendi projeleriyle. Luffy'de. Hepsi bir proje kapsamında devam ediyor. Önemli olan piyasa, kripto para camiasına para akışı. Geçen de bir Biden bir şey imzalamıştı. Sizlere Twitter'da paylaştım arkadaşlar. Büyük ihtimal yine bir şeyler diyor. Farklı şeyler oluyor. Piyasaya para basılacağı konusunda haberler var. Bunlar mesela eğer bu durum olursa kripto yine biraz daha ateşler, harlar. Yükselişler başlayabilir. Şimdi biz bu politikayı izleyeceğiz. Çizgileri değil arkadaşlar. Grafik şuradan şuraya gitmiş. 5 saatlik de 10 saatlik de şey olmuş değil arkadaşlar. Artık siyaset ve politikayla birlikte tüm analizi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Fed'in, Amerika'nın, uluslararası dünyanın küresel olarak arkadaşlar ekonomiyi bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi Eylül bizi gerse de ben artık insanın gerçekten psikolojisini bozar arkadaşlar. Şu olay insanın psikolojisini bozuyor. Kalkacak mı, gidecek mi, uçacak mıyız, düşecek miyiz? Yok. Uzun vade, kafanı uzun vadeye odaklayacaksın arkadaşım. Rahat edeceksin. Ben öyle yaptım arkadaşlar en sonunda. Gerçekten düşecek mi, çıkacak mı vesaire. Boş ver. Uzun vade en iyisidir. Uzun vadede yüzümüzün güleceğine ben inanıyorum arkadaşlar. Son durum bunlar. Yine tutanaklara göre sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Twitter'da da hemen sizleri bilgilendireceğim. Zaten elime geçen bilgiler doğrultusunda hem Shiba projeleri hem FED tutanakları hepsiyle ilgili arkadaşlar sizleri bilgilendiriyorum zaten. Twitter'dan arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız. Yarın yine bir video ile görüşeceğiz. Tutanakları değerlendireceğiz arkadaşlar. FED hangi yola sapıyor, hangi politikayı izleyecek bunu net bir şekilde görelim önce. Ona göre de konuşuruz. Ama dediğim gibi ben rahatım arkadaşlar. Uzun vadede rahatım. O yüzden artık kafama takmıyorum. Size de bunu öneririm. Ama tabii ki kısa vadeli de olsa tüm gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.